Cartoon of Banban Chapter 6'nın gameplay trailerı geldi. Şimdi sizlerle beraber bunu izleyeceğiz. Tabii ki her Banban bölümünde olduğu gibi izledikten sonra durdura durdura detaylarına da bakacağız. Yeni bölümde neler olabilir, bu konu hakkındaki teorilerimizi konuşacağız. Oyunun gameplay trailerı geldi fakat ne zaman çıkacağı yine söylenmedi. Cartoon of Banban severler zaten artık alışmışlardır. Anonslar daha sonradan yapılıyor. Yani gameplay trailerın sonunda anons hiçbir zaman gösterilmiyor. Önümüzdeki hafta içerisinde de yine bir anons videosu gelip ne zaman çıkacağını muhtemelen bize söyleyeceklerdir ama önce hiçbir yorum yapmadan şöyle sizlerle beraber başa alalım. Bu arada direkt bakın, yaramazlar galiba bunlar, direkt bunlarla başlıyor. Şimdi sizlerle beraber inceleyelim. Daha detaylı bir şekilde sizlerle teorilerimizi oluşturacağız zaten. Evet, şu an yaramazlar galiba bunlar. Muhtemelen onlardır diye düşünüyorum. Bu Jester. Evet, bunun Jester olduğu belli. Ya bu arada grafikler inanılmaz olmuş arkadaşlar. Abi bu ne? Sağdan soldan herkes kovalıyor. Bakın çok eğlenceli ve heyecanlı bir bölüm olacak gibi. Bu Nap Nap galiba. Evet, yine bir hastanede. Ya ameliyat ettirmeyin yine. Bunlar ne abi? Aa, Jester. Jester aşağı düş. Bu ne abi? Aa, tarta kuşu mu, opila kuşu muydu? Hangisiydi, bakacağız şimdi. Jester ağlıyor. Evet, yine bir oda var ve muhtemelen yine böyle yer değiştirme olaylarından bahsedeceğiz. Bu da yeni boss'umuz. Jester'ı biz... Ya burayla alakalı çok önemli bir teorim var. Bu da opila kuşu muhtemelen. Bakın şu an işte gördüğünüz üzere abi bulmacalar da çok fazla zorlaşmış. Bambalena'yı görüyoruz burada. Bulmacalar oldukça zorlaştı. Belli yani. Evet, burası bizim için oldukça önemli. Queen Bonselia, Napnalena, bakalım kimler var, göremedik şu an. Evet, yeni boss'umuz geliyor ama bu yeni boss gerçekten çok ilginç arkadaşlar. Bu yeni boss hakkında da bir fikrim var aslında ama bakın yeni boss'umuz geliyor. Artık balık mıdır nedir abi, sanki böyle bir havuzun içerisinde gibi görünüyor bu. Bununla alakalı konuşacağız zaten. Ve Garten of Banban 6 yakında sizlerle beraber burada oynayacağız. Evet, şimdi öncelikle yavaş yavaş bir gidelim. Mesela bakın bunlar muhtemelen tanıyorum yaramazlar olabilir diye düşünüyorum. Çünkü kraliçenin kesesinden kaçanlar. Fakat bize gösterilen fotoğrafta bunlar yoktu. Hafta içerisinde bir fotoğraf paylaşıldı. Kravatlı birisi vardı ama bunlara benzemiyor pek gibi. Böyle bir durdurabilirsek ilerleyen dakikalarda. Bu Jester abi, Jester bak, Jester'la alakalı çok önemli bir teorim var. Az önce gördük ama şurası bir geçsin yavaş yavaş. Bakın grafikler inanılmaz güzelleşmiş. Zaten sanıyorum 4K olarak mı verildi bilmiyorum tam olarak ama yani sanıyorum yeni bölümde oldukça kaliteli bir grafik bizi bekliyor olacak. Evet, şu an mesela bakın burada şunları bir durdurmam gerekiyor yavaş yavaş. Bak, yüzlerini tam yakalayamadım ama yok abi bu mesela bize, bakın o zaman şöyle bir durum var, ilginç bir durum var. Şimdi bakın buradan gelenler, yani hafta içerisinde paylaşılan görseli şu an siz ekranlarınızda görüyorsunuz ama burada bizi kovalayanların onunla bir alakası yok. Muhtemelen onların başı, yani bu Naughty Ones dedikleri yaramazların başı da var. Şu an sadece küçük küçük bizi kovalıyorlar ama bunların başı da çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü kolları buna benziyor. Bir de bu arada daha büyük bir ortama geçmişiz gibi hissediyorum ben. Bu Nap Nap galiba. Nap Nap ölüyor, bir gidiyor ama kafasında bir şey var. Nap Nalena olabilir mi acaba bu? Nap Nap'ın kafasında böyle bir şey var mıydı? Tam hatırlamıyorum. Abi şuna bakar mısın? MR cihazı bile koymuşlar ya. O kadar detaylı düşünmüşler ki bakın tam burada MR cihazı bile var. Yani siz nasıl deneyler yapıyorsunuz? Ah Banban, sen bizi mahvettin. Öyle. Çünkü biliyorsunuz ki Utman Adam Banban'dı. Abi bak. Aa, bildiğin Jester bu ya. Jester. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bak, Jester'ın bir bölümü ayrı gidiyor. Böyle gelelim. Bakın şu an Jester'ın sol tarafı gitti. Şu an pardon, şu an sol tarafı gitti. Şu an sağ tarafı düşüyor. Yukarıdan baya baya Jester düşüyor. Şu an bunlar kim abi? Mesela bakın. Şu an bu, hadi opila diyelim, tarta kuşu diyelim ama o zaman bu kim? Tek gözlü. Tek gözlü karakter var mıydı tam hatırlayamıyorum şu an ama bizim bildiğimiz kadarıyla tek gözlü bir karakter yoktu. Aslında vardı ama bu kadar küçük değil. Mesela Stinger Fly'nin gözleri bu kadar küçük değil. Hadi buna da Sheriff Tootster desek, Sheriff Tootster'ın gözleri de böyle değil. Fakat yan taraftaki duruma bakarsanız sanki bir asansör gibi bir şeyin içerisinde Sheriff Tootster veya Stinger Fly olabilir mi? İşte o asansör gibi indiğimiz sahneden kraliçenin asasını bulmaya gitmiştik biz. Muhtemelen yani yeni bir boss değilse eğer, bunlar da Sheriff Tootster ve Stinger Fly olabilir. Farklı bir fikriniz varsa lütfen yazın. Abi bu tarta kuşu. Evet, tarta kuşu uçuyor.
İlk defa böyle gördük, evet. Ama bu bizim mutantlaştırdığımız kuş mu? Aa, bu yavru opile galiba. Bir dakika. Evet, kanatlarından anladım şu an. Bu tarta kuşu değil. Bu bildiğiniz bizim yavru. Annesi ya, bizimle gelen ve muhtemelen bize düşman olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani sonuç olarak Givanyum'un içerisine düştü ama bize düşman olacağını çok zannetmiyorum. Ama burada ne yapıyor? Burada koruduğu bir şey mi var? Burada uçuyor. Evet, buradan uçtu geçti. Özellikle oradaki detayı vermeleri de ilginç olmuş. Yani bu bizim bebiş opilamız arkadaşlar. Devam edelim. Burada. Evet, burada işte Jester ağlıyor ama Jester'ın alt tarafı yok. Fakat Jester'la bir acaba ortaklık mı, ittifak mı kuracağız onu bilmiyorum. Çünkü birazdan göreceğimiz görüntüde ben onun mesajını algıladım gibi. Mesela bakın, buradan geçiyoruz. Şu an mesela o burada ağlıyor. Burada da biliyorsunuz ki Garden of Bamban Chapter 4'te böyle odadaki değişiklikleri buluyorduk ya. Acaba öyle bir şey mi olacak? Farklı bir oyun mu getirdiler bilmiyorum. Fakat grafiklerin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Yeni boss oldukça ürkütücü be. Gerçekten ürkütücü. Heh, bu sahneden bahsediyorum bak. Şimdi bildiğiniz üzere Jester bizi 4. bölümde kovalıyordu. Ama burada bakın, şu an kaçar gibi bir halimiz yok. Yani bakın, Jester'a çok iyi bakın şu an. Jester geliyor, gördünüz değil mi? Yani Bitter Giggle'da diyebiliriz. Jester demeyen arkadaşlarımız için. Bak, burada Jester ve biz hiç koşuyor gibi değiliz. Ya da telaşlı gibi değiliz. Aynı 4. bölümde Şerif Toothstrom bize eşlik ettiği gibi. Sanki Jester bize burada eşlik ediyor. Bakın, böyle hiç kaçar gibi bir halimiz yok. O kadar net ki. Yani ne oldu da bizim Jester'la aramız düzeldi? Bununla ittifak kurduk? Bilmiyorum. Yani buradan çok net anlayabiliyoruz. Biz kaçmıyoruz burada. Tekrar bakın şuraya. Evet, bakın çok sakin gidiyoruz. Yani bu sefer de Jester mı bizi acaba yönlendiriyor? Ne yapıyor çok anlamadım. Fakat çok net bir şekilde Jester'la bir ittifak halinde olacağız. Peki Jester'la ittifak halinde olacaksak bizi neden 4. bölümde kovaladı? Sheriff Tootster, Stinger Flynn'la biz asansörden aşağıya inmiştik en son bölümde. Acaba Jester da yaptıklarına mı pişman oldu? Sonuç olarak kraliçeyi güldüren Jester'dı. Burada bu kadar felaketin olmasından rahatsız olacak ki Jester da taraf değiştirip bizim tarafımıza geçmiş olabilir. Fragmanımıza devam ediyoruz. Burada ya, bu Opila kuşu belli. Ya tarta kuşu ya Opila kuşu. Burada yine bakın, yerlerde ibrikler var. Bunları toplayacağız. Ve burada da bir hapishane gibi bir şey var galiba. Bu sefer de onları hapishaneye koyacak olabiliriz. Yani şuradaki oyunlar gerçekten artık beni sevindirdi. Şurası oyundaki bulmaca kalitesinin ne kadar değiştiğini gösteriyor. Ama oldukça da zorlayacak gibi görünüyor. Evet, şöyle bakın, sürekli yer değiştiriyor. Bambalena. Bunlar zaten biliyorsunuz serbest bırakılmıştı Sheriff Tootster tarafından. Bir şekilde asayı aramaya gidiyoruz. Evet. Şu an Queen Bonselia öldü mü, yaşıyor mu? Buraya baktığımıza göre Queen Bonselia da bir şekilde karşımıza çıkacak. Muhtemelen asasını bulup ona götüreceğiz gibi görünüyor. Slowselin, Jumbojash, Bambalena, Bamban. Bamban'la alakalı çok merak ediyorum. Özellikle Bamban'ın üzerinde duracağım ben bu bölümde. Opile kuşu, Kaptan Fiddle, Stinger Flynn ve Sheriff Tootster ve Tarta kuşu neden hala burada değil? O da ilginç. Ve devam ettiğimizde Napnalena ve Napnap burada görünüyor. Burası yine ormanlık bir alan gibi. Tabii ki burası anaokulunun en derinlikleri ama orman gibi bir yer yapmışlar buraya. Napnalena ve Napnap da hala burada görünüyor. Ama anons videosunda burada çok farklı şeyler görebileceğimizi düşünüyorum. Yaramazlar dediğimizde işte kraliçenin karnından bize bakanlar, ki muhtemelen onlar. Kaos oluşturacak olan kişiler de yaramazlar. Ve gelelim yeni boss'umuzla tanışmaya. Yeni boss'umuz geliyor. Yalnız bu yeni boss gerçekten ilginç. Yani şurası neresi mesela? Bak, çok net bir şekilde sanki burası bir akvaryumun içerisi. Çünkü balık mıdır artık? Farklı bir şey, farklı bir düşünceniz varsa lütfen yazın. Bakın, sanki yüzerek geliyor gibi. Ya uçuyor mudur, yüzüyor mudur, ama bu kadar yavaş uçma da olmaz. Bu bildiğiniz sanki suyun içerisinde yüzüyor gibi arkadaşlar. Yani tipi çok net balığa benziyor. Tepesine de baktığımızda ilginç bir yaratık. Ama sanıyorum ki tehlikeli bir yaratık. Yani artık ana boss mudur değil midir bilmiyorum ama yaramazları yönlendiren birisi olma ihtimali tabii ki de olabilir. Ama çok net bir şekilde işte bakın, geliş tarzı yani bir akvaryumun içi gibi düşünün ve akvaryumdan gelen, bakın buradan sanki yüze yüze yukarıdan buraya geliyor gibi. Yani uçma efektini, uçma böyle olmaz abicim. Tamam, hadi bunlara kanat diyelim ama bunlar kanata benzemiyor. Baksanıza, burada kanat gibi değil bunlar. Yani böyle bir kanat olmaz abi. Kanat dediğim böyle olur. Bak şimdi. Uçma hızı böyle olur. Bak. Şimdi geçene bak. Uçma böyle olur. Böyle hızlıca geçer gider ama böyle süzüle süzüle gelmez abi benim düşünceme göre. Bununla alakalı
fikirlerinizi bekliyorum. Bir ahtapot tarzı bir şeye de benziyor ama bu arada şimdi fark ettim. Bakın kapak fotoğrafı bu şekilde. Euphoric Brothers tarafından paylaşılmış. Biz balık dedik, farklı bir şeyler dedik ama bu muhtemelen ana boss ve bakın orada hep gördüğünüz üzere yaramazları kontrol ediyor. Fakat ağız tarafı, yani bizim o kafasındaki diye düşündüğümüz, balık şeklinde düşündüğümüz durum aslında Nap-Nap gibi, Nap-Nap'ın o işte Givanium içerisine düşmüş hali gibi görünüyor. Yani aslında bu, bakın gözleri de baktığımızda gerçekten bir örümcek gibi. Yani Nap-Nap'ın gelişmiş hali, Givanium sıvısının içerisine düşmüş hali gibi görünüyor. O zaman işte işler gerçek anlamda değişir çünkü oldukça tehlikeli. Nap-Nap şu haliyle tehlikeliyken Givanium sıvısına düşmüş bir Nap-Nap daha farklı olabilir diye düşünüyorum. Bakın burada Nap-Nap'ın 3 tane gözü var. Tamam bu Nap-Nap ama Nap-Nap veya Nap-Nalena ama... Abi buradaki fotoğrafa baktığımızda çok net bir şekilde Nap-Nap'ın Givanium sıvısına düştüğü haline çok benziyor. Yani yaratığımız daha da tehlikeli olacak bu sefer. Garten of Bamban Chapter 6'da işler tamamen karışacak ve yaramazların söylediğine göre burada tam bir kaos olacak. Tabii ki oyun çıktığı zaman bu kanalda sizlerle beraber oynayacağız. Daha fazla Garten of Bamban videosu için videoya like atmayı, kanala ücretsiz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşene dek. Hoşça kalın.